Merhaba arkadaşlar, Beslemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hediyelerin en çok verildiği zamanda bir hesap fırlama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öyle bir gündeyiz ki hemen tarihi göstereyim ben. Çarşamba günündeyiz. 17 Temmuz Çarşamba. Bugün bir kampanya sona eriyor. Geçen hafta başlayan kampanyanın da içerisindeyiz. Yani iki tane kampanyanın hediyelerini alabiliyoruz arkadaşlar. Birkaç hafta önce gelen kampanyanın bugün son günü olduğu için de o kampanya hediyeleri bitmeden alacağız. Çok fazla oyuncu hediyesi var. Bir de şu anda bir yeni bir kampanyanın içerisindeyiz. Onun da hediyeleriyle birlikte kısa sürede çok güçlü bir kadro oluşturabiliriz. İleri diyelim, ülke seçerken Japonya seçsek az biraz ya futbol parası fazla veriyorlar ama biz Türkiye seçelim. Bu arada bu sefer arkadaşlar 3 günde hesap fırlama gerçekleştirelim. Yani 72 saat süremiz var. Tekrardan saate güne baktığımızda Perşembe, Cuma, Cumartesi. Cumartesi 13.40'a kadar süremiz bulunmakta. 72 saatte ne kadar güçlü bir kadro ortaya çıkabilir? Hesaba giriş yaptık ve şu an yeni açılan hesaplara neler verilmekte? Giriş bonusu klasik olan her hesaba verilen hoş geldiniz giriş bonusu. Bu kampanya bitiyor arkadaşlar. Bugün bitiyor. Sadece 10 e-futbol parası alabiliyoruz. Diğerlerini alamıyoruz. Bu kampanyanın da bugün son günü. Yarın beceri antrenörleri verilecek. Şimdi 10.000 DP veriliyordu her gün. Bu da bitti. Yani buradan sadece ilk hediyeyi aldık. Ve Fransa'dan bazı yerlerden ücretsiz açma hakları. Buradan da bir tane hemen ücretsiz açma hakkı veriliyor ama maçlar oynadıkça kazanacaklarımız var. Çok fazla ücretsiz açma hakkı buradan elde edebileceğiz. 5 tane Fransa'dan, 5 tane Arjantin'den, 10 tane oyuncu hediyesi. Bir de Arsenal Showtime'ı, 11 tane futbolcu. 7 tane buradan ücretsiz açma hakkımız var. Buradakileri bitirelim. 5 yıldızlı forvet çok önemli. Paketlerde olan bir isim gelmesin. Onun yanı sıra yüksek seviyeli bir isim. Mesela Erling Haaland olabilir. Vinicius Junior olabilir. 5 yıldızı gelen isim Lautaro Martinez. 4 yıldızı ucuma gelen isim Immobile. Beşiktaş'ın yeni transferi. Şu an takımı tabi güncellenmedi ama ilerleyen dönemlerde güncellenecek. 4 yıldızı bir başka hücumcumuz ise Gordon. Gayet güzel bir isim. 4 yıldızı orta sahaya gelen bir başka isim 77'lik Papu Gomez. 4 yıldızı bir başka isim Arsenal takımından oldu Vieira. 4 yıldızlı savunmaya gelen isim 5 yıldız gibi isim Pavard. Harika bir isim. Savunmaya gelen bir başka isim çok güzel. Walker geldi. Sağ bek futbolcusu. Stopera dahi kullanabiliriz. Şu son iki futbolcu gayet iyiydi. 4 tane de buradan açma hakkımız var. Şimdi bir tane epic paketten deneyeceğiz şansımızı. Onu en sona bırakalım. Çok zor çıkarmak ama belki renkli kart da gelebilir. Arjantin'den şimdilik bir tane ama etkinlikleri oynayınca 4 tane daha kazanabiliyoruz. Arjantin'den ilk gelen isim Lionel Messi. Çok yüksek seviyeli isim. Arsenal takımından da bir tane açma hakkımız var. Sadece 4 futbolcu bulunuyor içeride. Saka gelse. Haversin, Ben White'ın ve Jorginho'nun Showtime kartları var. Onlardan bir tanesini alacağız. Saka oralarda olmadığı için Saka gelebilir. Attı dedik. Havers geldi. Havers'in Showtime'ını almayalım. Buradan Havers geldiği için farklı bir ismin Showtime'ını seçeriz. Fransa'dan da şimdilik bir tane açma hakkımız var. Buradan da bir Mbappe gelir mi? Tek atar mıyız? Aa, burada çok yüksek seviyeli isimler var. Kolo Muani geldi. Yani en son kadromuzda bulunur büyük ihtimalle. 3 günlük hesap olduğu için. Bu futbolcuların hepsini kadromuza alacağız. Yeter ki antrenör yesin. Fulleyebilelim. Ve en son ücretsiz açma hakkımız. Epic çıkarmak çok zor. 3 tane epic futbolcu var. Renkli de gelse işimize yarar. Keşke epic futbolcu çıkarabilsek. Bir tane isme tıklayalım. Baccio'ya. Geri dedik. Burada biraz fazla tıklayalım. Geçen biz 5 kere falan tıklamıştık. O zaman bir hesaba çıkmıştı. Sonra karşı hesapta denedik ama bir daha vermedi. Hadi be Konemi. Yok vermedi. Bari 4 yıldızı 5 yıldızı oyuncu gelse. Olur da silersek daha fazla antrenör verir. Chiesa geldi. Vay be 5 yıldızlı isim geldi. Şaşırttı bizi. Yani ücretsize güzel bir açılım oldu. Bayağı iyi. Chiesa, Lautaro Martinez 2 tane 5 yıldızlımız var. Şu an hiç maç oynamadan kadromuzun haline baktığımızda kadromuz bu şekilde. Şimdi ben birkaç saat maç oynayacağım arkadaşlar. Sonrasında biraz daha kadromuzu güçlendireceğiz. Bazı etkinlikleri oynadım arkadaşlar. İlk gün itibariyle kadromuzu biraz daha güçlendirelim diye ki bazı şeylerin de süresinin bitmesine az bir zaman kaldı. Ben yine oynamaya devam edeceğim. Kadromuzu birazcık daha güçlendirelim. Buradan alacaklarımız var. Tümünü al dedik. Asıl önemli olan taraf burası. 10 saat süre kaldı. Şu an 14 tane alacağımız var ama alamadıklarımızı da ne kadarını alabiliyorsak bugün almaya çalışacağız. Ama şu e-futbol parasını alamayız. 7 gün giriş yapılması gerekiyor. Ve kampanya bitiyor. Yani ikinci gün giriş yapamayacağız. Ne yazık ki şuradakini alabilir miyiz? Biz zorlayacağız arkadaşlar ama alamayacağımız ücretsiz açma hakları da olabilir. 20 tane göreve gelmeye kadar çalışacağız. Kariyer hedeflerinde de 38 demekte ve oldukça GP var burada. Hediye kutusunda 17 tane alacağımız var. Tümünü al diyelim.
160 e-futbol parası, 2 tane 50 futbol parası var etkinliği oynadım gün bitmeden. 7 tane ücretsiz açma hakkı. Son saatleri olan bu paketlerden açılım gerçekleştireceğiz. Sadece ücretsizlerden açacağız. Herhangi bir futbol parası harcamayalım. Bu pakette Saka çok yüksek seviyeli. Van de Ven, Luis Diaz, Tchouaméni önemli isimler de var. Şöyle yüksek seviyeli bir isim çıkarabilsek. Bastık gitti. Player of the Week'ten ücretsize gelen isim. Atlı dedik. Oo çok iyi. Paketin en iyi oyuncusu geldi. En yüksek seviyeli isim Saka. 101 seviyeye kadar çıkıyor. Bu kartı sağ bekte de oynayabilmekte. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat çoğu yerde oynayabiliyor. İspanya Ligi paketinden de bir tane açma hakkımız var. Rüdiger, İlkay Gündoğan, Savio. Şu üçlüden biri gelmeli. Hadi be Koneme. Atlı dedik. Pepe, ay 94 iyidir arkadaşlar. Daha düşük seviyeli oyuncu da gelebilirdi. Bence güzel futbolcu geldi. Devam ettiğimizde Arjantin'den şimdilik 2 tane açma hakkımız var. 2 tane oyuncu kalacak. McAllister'ı da çıkarırsak. Lo Celso geldi. İçeride kimler kaldı bir kontrol edelim. Messi'den sonra bu pakette en yüksek seviyeli isim McAllister. 99'a kadar çıkıyor. Onu çıkarsak tamamdır. Bir McAllister gelse bizim aslında burada işimiz bitecek. Ve geldi. En yüksek seviyeli iki ismi çıkardık. Bizim burada işimiz bitti ama yine ben ücretsiz açma hakkını alana kadar devam edeceğim. Tüm hedefleri tamamlayabilirsek Arjantin'de kalan isimleri alırız. Fransa'dan 3 tane daha çıkaracağız. En düşük seviyelisi geldi. Fullemeyiz Rabiot'u biz. Hernandez geldi. 99 seviyeye kadar çıkmakta. İçeride Mbappe var, Koundé var. Mbappe'yi çıkarmamız lazım. Erkenden Mbappe'yi çıkarmalıyız. Sonra Mbappe kalmasa. Sonra Mbappe kalmadı. Koundé kaldı. Onu da çıkarmaya çalışacağız. O da önemli bir isim. Seviyesi yüksek. Sağ bekte, stoperde kullanabiliriz. Joker futbolcu. Şu anlık başka açma hakkımız yok galiba. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Saatimizi de gösterelim. 18.43 oldu ve şarjımız da bayağı azmış. Şu an kadromuza baktığımızda daha ilk gün itibariyle kadromuz bu şekilde oldu. Player of the Week'ten İspanya Ligi'nden güzel oyuncular geldi. Messi, Mbappe, McAllister gibi isimlerimiz var. Walker mesela önemli bir isim. Hernandez sol bekte. Kenarda bu isimler. Bayağı güzel. Kadro dışında renkli oyuncumuz yok ama ilk gün itibariyle güzel başladık. Hesap fullememizde en önemli kısma geldik. 72 saat olmadı. 72 saat olmasına da zamanımız var ama her şeyi tamamladık arkadaşlar. 3 günlük süreç olduğu için de rahat rahat tüm etkinlikleri yapabildik. Şimdi kadromuzu güçlendireceğiz. Kampanyalar üstüne kampanya geldi. Yine bedava oyuncu açma hakları var. 6 tane ücretsiz oyuncu açma hakkı tekrardan verildi. Bedavalarla bile kadro güzel bir şekilde kadro bu süreçte oluşturabiliyoruz. Şu an nelerimiz var bunları bir toplayacağız. Ama şu an Konami ID yapmadım arkadaşlar. Konami ID yapıp Modric'i de alabiliriz. 100 Modric de mağazada satılmakta. Bir de Konami ID yapacağız hesabımıza. Jorginho'yu ben 101 Jorginho'yu aldım Showtime olarak. E-futbol paralarımız. Tümünü aldık. Şu an 640 e-futbol paramız. 1,5 milyona yakın GP'miz var. Görevlerden de alacaklarımız. 5 tane burada. 200 e-futbol parası. Şu an 840 e-futbol paramız bulunuyor. Bunları da az sonra alırız. GP'miz şu an 1 milyon 700 bine çok yakın. Şuradan alacaklarımızla birlikte 2 milyonu da geçer. 50 futbol parası vardı değil mi burada? Burada bir yerde evet 50 futbol parası. Tümünü al diyelim. 890 futbol parasında kaldık. Şimdi buradan da tümünü al diyelim. Yani şu an paket alamıyoruz. Ama zaten paket de almak istemiyordum arkadaşlar. Çünkü aldığımız zaman oyuncuları fulleyemiyoruz. Onun için en az bir haftalık hesap fulleme olması gerekiyor. Şu an her şeyi topladık. 11 tane de ücretsiz açma hakkımız var. Mağaza maç biletinin kilidini açmadan önce arkadaşlar bir ücretsizleri kullanalım. Ücretsizlerden nasıl bir kadro oluştu ona bakalım. 11 tane. 3'ü buradan. 5 yıldızlar önemli. Diğerini antrenör yaparız. Orta sahaya bir futbolcu gelecek. 5 yıldızlı. Kevin De Bruyne olsa marketten almayız. İlkay Gündoğan geldi. Seviyesine bakmamız lazım. Yüksek seviyeli ise fulleriz yoksa fulleyemeyiz. Hucuma bir isim gelecek. Keşke Erling Haaland gelse. Vinicius Junior da olabilir. O ikisinden biri. Oo geldi. Vinicius geldi arkadaşlar. Harika bir isim. Seviyesi de yüksek. Markette de çok pahalıya satılan futbolculardan bir tanesi. Bu tarafta da ücretsiz açma haklarımız var. Hep renkli renkli oyuncular. Şimdi şu Epic'ten başlayalım. Epic çıkmama ihtimali yüksek. 150 futbolcu. Keşke çıkarabilsek. Olmadı renkli kart. Bir tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Epic'e tek atar mıyız? Hadi be Konami. Ver bir Epic. Olmadı.
İçerisi de yeşil de yanmadı. Normal kart 4 yıldızlı 5 yıldızlı olsa siler daha fazla GP kazanırdık ama 3 yıldızlı verdi. Şimdi diğer bedavalarımıza baktığımızda İspanya'dan 3 tane açma hakkı. Burada Yamal 98 seviye. Kesinlikle Yamal'ı çıkaralım. Burada da yine Messi var arkadaşlar. Messi gelmesin. Çünkü elimizde zaten Messi var. Messi dışında başka oyuncular. Alvarez ve diğer 2 tane isim olabilir. Şimdi buradan bir açalım. Kesinlikle Yamal'ı çıkarmalıyız. Yani fulleyeceğimiz isim Yamal. 98 seviye. Diğerlerini fullemeyiz gibi görünüyor ama bakacağız. Vay be, bu hesap bazen çok güzel açılımlar gerçekleştiriyor. Yamal'ı çıkardı. Az önce Vinicius Junior, şimdi de Yamal. İki tane süper kanat futbolcusu. İki tane daha açma hakkımız var. İkinciye gelen isim de stoper oldu. Laporte. İsterse ki futbol parasıyla devam edebiliyoruz ama futbol parası harcamaya gerek yok. Fabian Ruiz. Keşke seviyesi biraz daha yüksek olsaydı Fabian Ruiz'in. Arjantin tarafına geçelim. Aman Messi gelmesin. Tamam yüksek seviyeli ama elimizde var. Üst üste Messi hediyeleri. Akuna geldi sol beke. İkinci gelen isim de Parades. Defansif ortası ama seviyesi çok düşüktü. Galiba maksimum seviyesi 95'ti. Ben görünce çok şaşırdım. Çok düşük yapmışlardı. Üçüncü gelen isim de Lisandro Martinez. Keşke buradan Alvarez'i çıkarabilseydik. O da 98 seviyeydi. Fulleyeceğimiz isimlerden birisiydi. Ücretsizlerden bir tane de buradan kaldı arkadaşlar. Başka ücretsizimiz kalmadı. Bir de İtalya'yı açalım. Sonra paramızı harcamaya başlayacağız. Ama bir kadromuza bakalım. Bedavalarla nasıl bir kadro oldu? Şimdi burada Kvaratskhelia var. Yüksek seviyeli. Birkaç tane daha var. Hakan Çalhanoğlu 99. Inter olmadı 94. Provedel. Seviyesi kaçtı ki? O iyi. 94'müş. Bir an 92 göreceğim diye korkuyordum. Çok güzel. Kaleci de 94. Süper. Bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Hiç e-futbol parası harcamadık. Nasıl oldu? Kampanyalardaki hediyelerimizde ki daha adaylı sözleşmelerimizde kullanmadık. Mağazadan 100 Modric'i almadık. Onlar da bedava sayılır. Ama bir şöyle kadromuza bakalım. 4-1-2-3 olsun. Otomatik seç istatistiğe göre. Ama biz değiştireceğiz. Şimdi videonun sonunda kadromuzda bazıları olmayacak. Örneğin Yamal'ı alalım. Şöyle en yüksek oynayacakları yerlerinizden yerleştirmeye çalıştık. Yamal'ı fulleriz. 98 Mbappe, Messi fulleyeceğimiz isimler. McAllister'ı fulleyebiliriz. Kadro dışına baktığımız zaman yok, kadro dışındakileri fullemeyiz. Burada Jorginho var. O da çok yüksek seviyeli. 101'e kadar çıkıyor. McAllister 99. Bu futbolcu da 94'ten yükseliyor. 97 98 olur. Şurada bir tane stoperimiz belki çok yüksek seviyeli değil. Arjantin'den Perez. Savunma hattı çok yüksek seviyeli. Vinicius Junior da var. Lautaro Martinez. Şimdi maç biletinin kilidini açacağız. Adaylı sözleşmeye oyuncular alacağız. Mağazadan da oyuncular alacağız. Hiç e-futbol parası harcamadan bile rengarenk kadrosu kuruyoruz aslında. Adaylı sözleşmeleri falan düşündüğümüzde. Bedavalarla bu oyuncuları güçlendirdiğimizde bayağı yüksek seviyeli isimler. Bedavalarla bile 3 günde, hatta biz bunu aslında bir güne bile sıkıştırabilirdik. Çarşamba akşamından başlayıp Perşembe akşamı da bitirebilirdik. Kısa sürede çok güçlü bir kadro oluşturabiliyoruz. Bir maç biletinin kilidini açalım arkadaşlar. Antrenöre çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü antrenör yetmiyor bu serimizde. 500'ü aştık. Adaylı sözleşmeler. 2 tane 5 yıldızlı. Morato 99 seviye. Antrenörler. 340 e-futbol parasını bize geri verdi. Cebimizden 160 e-futbol parası çıktı aslında. Orta tarafında kilidini açalım. 250 harcadık. Bize 230 veriyordu galiba. 230, yani cebimden çıkan aslında 20 futbol parası. İlk alımda bu fiyatlar geçerli. Şimdi bir sonraki maç biletinde orta taraf 500, aşağısı 1000 olacak. Tüm her şeyi geri aldığımızda tek seferde alamadı. İkinciyi bir daha denedik. Bu sefer aldı. 710 e-futbol parası. 7 tane açma hakkımız var. Şimdi burada 2 tane pakette oyuncular fullenmiş şekilde geliyor. Antrenör harcamayacağız. Bunlar bizim için önemli. Çünkü antrenör yetmez. Daha kadromuzda bir ton isim var fulleyeceğimiz. Player of the Week. 30 tane isim var. Bir de şurada İtalya Ligi paketi. Güzel bir isim çıkardık. Bir seviyeleri yine bakalım. Burada hiç 4 yıldızlı yok ama 92'lik 93'lükler de var. Şu 94'lükleri çıkarırsak ya da daha üst seviye harika olur. 20 tane isim bulunuyor. Şuraya gelelim, Player of the Week'e. Burada da 30 tane isim. 4 yıldızlılar 4 tane. 91'likler 92'de. Of, bayağı da düşük seviyeli isimler de var.
Yüksekler de var. Şimdi Haaland, Bellingham, Ödegaard, Rice, Van Dijk, Hernandez gelmesin, o bizde var. Modric'i mağazadan alabiliriz. Hangi taraftan açsak? İtalya'da da ha, yüksekler de vardı. Şimdi orada güçlendiricisi çalışsa, çalışmasa da mesela bir Haaland, Bellingham gibi güzel isimler var ama düşükler de fazla. Karışık mı açsak? Burada 20 tane. Şu 94'lükler bizim işimize yarar. Karışık deneyelim. 3-4 buradan, yani 4 bir taraftan, 3 bir taraftan açabiliriz. Şuradan bir devam edelim. Burada da güzel futbolcular var aslında. Yeter ki o aşağılara inmeyelim. 94 ve üzeri. Kvaratskhelia'da bir aradan çıkarsak, Napoli forması olmadı. 5 numaralı isim Locatelli. Umarım 94'lüklerden biridir Locatelli. 94. Minimum 94 çıkaralım. Bir tane daha buradan açalım. Hakan Çalhanoğlu, Kıvara, birkaç tane çok yüksekler var. Onları çıkarmamız lazım. Aman 92-93 gelmesin. Hesap güzel başladı. Güzel devam ediyor. Ben bir an Milan Pulisic zannetmiştim de Albert geldi. Seviyesi yüksek değildir herhalde. Aa 94, süper oldu. Vallahi harika oldu. Ben yüksek seviye beklemiyordum. 92 gelir diye üzülmüştüm. Şu an güzel gidiyoruz. Aman nazar değdirmeyeyim. 3 tane açtık. 3'ü de güzel. Bir tane daha devam edelim. Umarım 94'ün aşağısına inmeyiz. Bu sefer de taktik olsun atlayadık. Hakan Çalhanoğlu. Ya çok güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. Bence buradan devam edelim. Yukarıda bir iki tane daha şu yüksek seviyeli isim var. Bir içeriye bakalım ama. Şimdi çok fazla orta ve yukarı sıradan çıkarıyoruz. Pellegrini gelirse güzel olur. Kvara. Ederson'un bu kartı. Tam orta saha. Çift yönlü. Biz özelliklerine bakmıştık. İyiydi. Şu Perez var, stoper futbolcusu. Hadi be Konami. Yine böyle devam edelim. 94'ün altına inmeyelim. Geçelim. Çok güzel. Llorente geldi. Harika. 92-93 seviyeli isim şu ana kadar görmedik. Çok ilginç. Yani bu kadar açılım yaptık. Düşük seviyeli isim çıkaramıyor hesap. Şimdi o Player of the Week'e geçsek. Düşük mü verir, yüksek mi? Bir de oradan deneyelim mi? Ya oradan da deneyelim. Denememiş olmayalım ama sanki iş bozulacak da düşük verecek diye de bir endişeleniyorum. Burada da düşük seviyeli isimler de var. Yani şu 90'lıklar falan var arkadaşlar. İnsanın da açası gelmiyor ama. Hernandez gelirse elimizde var. Luka Modric'i de mağazadan alabiliyoruz. Hiç bana burası sıcak gelmiyor. Yani buradan değil de diğer taraftan devam edelim diye düşünüyorum. Ama bir tane bir deneyelim. En azından denemiş oluruz. Belki buradan da yüksek çıkar bu hesap. Kaç seviye? O iyi, 94. Hesap 94'ün altına zaten inmiyor arkadaşlar. Bu hesap için galiba en düşük seviye 94. Şimdi buradan da ilk açılımda kötü oyuncu gelmedi. Bence bir tane daha deneyelim. Zorluyoruz. Aşağılara inmeyelim. Çok düşük. 4 yıldızı o 91'ler falan gelirse kadroyu almayız bile. İşte bu olmadı. 92'lik isim geldi. Ya yukarı çıksa süper isimler var. Haaland'dı, Bellingham'dı. Harika isimler vardı. Son açma hakkını bence İtalya'dan değerlendirelim. Burası çok güzeldi. Bakalım finali nasıl olacak. İtalya bizi hiç üzmedi. Sonda üzdü. Hani o da üzdü artık. 92'liği yapıştırır bizi. Ama çoğu açılımımız güzeldi. Son iki tanesi hariç gerisi gerçekten çok iyiydi. Seviyeler yüksekti. Şimdi ne yapalım? Bir adaylı sözleşmelerimizi aradan çıkaralım. Çok fazla adaylı sözleşmemiz var. Hepsini kullanamıyoruz. İki tane isim alabiliriz. Kim mi? 100 seviye. Sağ bekte, orta sahada kullanabiliyoruz. Belki sağ beki de çekeriz. Kunde'yi stoperi alabiliriz. Bir de burada Çaka var. Yüksek seviyeli. Diğerleri çok yüksek seviyeli değil. Şu antrenör idareli kullanmamız gerekiyor. Bitirmememiz lazım DP'leri. Umarız yeter bu kadar futbolcuya. Eğer antrenör yetmezse adaylı sözleşmeleri oyuncu alıp silebiliriz. Şimdilik bu diğer 4 yıldızlı. 3 yıldızları kullanmayalım. Geri diyelim marketten de menajerimizi alalım. Menajeri aradan çıkaralım. Çünkü paraları harcarız. Bir kere yanlışlıkla öyle bir şey yaptık bu serimizde. Bir kere oldu. Parayı harcadık sonra para kalmadı. Marketteki en pahalı isimler. Alabiliriz. Bellingham'ı alabiliriz. Kevin De Bruyne'yi. Mbappe'miz var. Haaland'ı buradan alabiliriz. Vinicius bize verildi. 3 tane şöyle süperstar alsak mı? Haaland, Kevin De Bruyne. Paramız yetmiyormuş. Belki görevlerden kazandıklarımızla yapabiliriz.
Bellingham'ı alalım ama yüksek seviyeli bir isim, güzel de bir futbolcu. 590 bin GP, ona 600 bin desek geriye bize ne kadar kalır? 700 bin gibi bir şey. Bence Bellingham'ı alalım. Antrenörümüz çok olmadığı için az ve çok yüksek seviyeli isimler kadromuza katalım. Bellingham'ı aldık. Yani burada Kevin De Bruyne ve Erling Haaland da var. Kevin De Bruyne'yi de alalım. Sonra GP'lerimiz olursa Erling Haaland'ı da alırız. Çünkü elimizden çıkaracağımız isimler var. Belki görevlerden de verecek. Oyuncuları güçlendirecekse de bir şeyler veriyor. Erling Haaland'ı da alabiliriz arkadaşlar. Oyuncu da sileceğiz çünkü. Fazla da 3 tane futbolcu var. En yüksek seviyeli isim Luka Modric. 5000. 3000'imiz var ama 3000 de hediye ediliyor. O hediye edilen 3000'i de alıp 6000 yaparız. 5000'e de Modric'i alabiliriz. 2 adımlı doğrulama için kod yolladı. Ben yaparken arkadaşlar Japonya seçtim. Şeyi merak ettim. Acaba mağazada futbol parası varsa verir mi? Normalde oyunda Türkiye seçmiştik. Mağazada gözükmüyor. Ama buradan alabilir miyiz? Onun bir denemesini gerçekleştirelim. Her şey Japonca. Ay şeyi almadık. Şu an 3000'e futbol paramız var. Bir 3000 hediye vardı. Onu bir alalım, 6000'e çıkaralım. Şuradan aldık. Tamam, alındı dendi. Şu an 6000'e futbol param var. Öncelikle bir Modric'i alalım. Modric dışında şuradaki futbol parasını verecek mi merak ediyorum. Oyunda Türkiye seçsek de Konami ID yaparken Japonya seçtik. Yine de verirse iyi olur. Şimdi buradan bir alalım Modric'i. Modric'i aldık. Şimdi oradaki 25'i futbol parası için bir deneme yapalım. Burada değildi, şuradaydı. Japonca olduğu için ezbere yapıyorum ama bazen karıştırıyoruz. Şimdi 25'i futbol parası için vermiyor, yok. Oyunda Türkiye seçtik ya arkadaşlar. Burada Japonya yapsak da vermiyor. Bunu da ben de ilk defa denedim. Her iki tarafta da Japonya olması lazım. Hem oyunda hem de burada. Yok, burada hata veriyor. Hata mesajı. Demek ki olmuyormuş. Her ikisinde de Japonya seçilecek. Modric'imizi verecek. Evet, Modric'i de aldık. Şimdi ben oyuncuları yavaştan fullemeye başlayayım. Ne kadar menajerim, şey antrenörümüz var? Bu kadar. Çok da fazla değil ama. Bir de kullanmayacağımız bazı oyuncuları silelim biz. 100 DP de veriyor. Bazen işe yarıyor. Havertz'i de fullemeyiz bence. Havertz'i de silelim. İlkay Gündoğan kalsın. Bu Paredes de düşük seviyeli ama renkli kartı olduğu için dursun kadromuzda. Tamamdır. Az futbolcu seçtik. Bu kadar verdi. 35.000 de GP. GP çok fazla vermedi. Ama görevlerden kazanacağız arkadaşlar. Menajerimizi değiştireceğiz. Oyuncularımızı fullleyeceğiz. O zaman veriyor. Bu kadar. 100 DP de azmış. İşte bazen 100-200 yetiyor ya. O durumlarda kullanırız. Antrenörlerimiz az kaldı arkadaşlar. 2 tane oyuncu fullleyecek kadar antrenörümüz var. Ama şimdi görevlerden kazanacaklarımızla 3 tane oyuncu belki fullleyebiliriz. Bir görevlere geçelim. Başlangıç görevlerinden de alacaklarımız var. Bunları da alalım. Şimdi 30.000 DP işimize çok yarar. 3 tane oyuncu fullleyebiliriz. Ama Erling Haaland'ı alabileceğiz mi? 383.000 GP'miz. Şimdi oyuncu silmek gerekebilir. Yok, Erling Haaland'ı rahatlıkla alabiliyoruz. Herhangi bir oyuncu silmeden. Hatta antrenörlerimiz de tüm her şey yetecek gibi. Normalde oyuncular silerdik. Adaylı sözleşmeye alırdık, silerdik. Ama bu sefer o kadar da adaylı sözleşme kaldı elimizde. Hiç gerek kalmayacak gibi. Erling Haaland'ı da alıyoruz. 3 tane oyuncu fulleriz biz. Rahatlıkla şu anki antrenörlerimizle fulleriz gibi. O ne futbol paramız? 16.000 GP'miz var. Paraları sonuna kadar harcadık. Futbol puanı da 1000 kalmıştı galiba. Şimdi geldim buraya. Erling Haaland'ı kenara çekelim. Şu kaleciyle değişelim. Seviye antrenmanı. Şimdi Yamal'ı da fullemek istiyorum. 98'lik futbolcu. Şu yüzlük yetmedi ama 4 tane ya da 5 tane oyuncu da o yüzlük bizi kurtardı arkadaşlar. Sınırda kalanlar vardı. 1000 basmadım, 100 bastım, yetti. Şimdi Erling Haaland'ı da otomatik bir atalım. 95 seviye. Şimdi kenardan isimler seçeceğiz. 2 tane isim. Çaka. Çaka'yı fulleyelim biz. Çaka'nın seviyesini hatırlayamadım. 98 ya da 99'du. Umarım az antrenör ister. Yamal'a da yetecek kadar antrenör lazım. Hadi ya, bayağı istedi ama. Umarız Yamal'a yeter antrenörler. Dedik ki ya hiç oyuncu silmeden yetiyor, ne güzel. Galiba sileceğiz. Oyuncu ilerlemesi. 95 seviye, herhangi bir kaleciye basmadı. Kalan antrenörler Yamal'a yetecek mi yetmeyecek mi? Yetmez gibi de görünüyor. Genç futbolcular da çok fazla antrenör istiyor. 25 seviyemiş.
25'te 18 kurtarır. 25'te 22 sınırda kalması. 25'te 25. Hatta yüzlük yok, girmedi. Antrenörler yetti. Yamal'da 98 seviye. Şimdilik Çakay'ı kadromuza atalım. Kenarda şu sağ bekimizi çıkaralım mesela. Yamal'la değişelim. O düşük seviyeli. Fulleyeceğimiz Zieliński var. Kolomoani var. İspanyollardan aslında belki bakardık seviyelerine. 97 olan varsa fullerdik. Lautaro Martinez'i de fulleyebiliriz aslında. Ama antrenörlerimiz bitti. Çok fazla 5 yıldızlı ismimiz var kenarda. Ama onlar çok yüksek seviyeli değil. Biz olabildiğince yüksekleri aldık. Gözümüzden kaçan yoksa şöyle bakıyorum, tamamdır arkadaşlar. Kadromuz tamam galiba. 3 günde çok iyi. Yani 72 saatte olmadan saati hesaplamak lazım ama hesaplamadım. Bu süreç içerisinde çok fazla bedava var ama kadronun çoğu bedava. Hediyeler ama İtalya Ligi açılımları da çok güzeldi. Oradan da futbolcular kadromuza kattık. 94'ün altında isim bir tane geldi. O da sonda. Onun yanı sıra hepsi güzeldi. Onlar da kolektif gücümüzü arttıracak. Şimdi kolektif gücümüz kaç olmuştur? Takım oyun tarzını top çevirme yapalım. 50'lik menajerdeyiz. 2763 kolektif gücümüz var. Bazı oyuncular 3 seviye, bazıları 4 seviye artmakta. Güçlendiricisi çalışan bir oyuncumuz yok. Çünkü bazıları sürpriz yapıyor. Güçlendiriciyle daha da yükselebiliyor. Mesela Saka'nın form durumu C. Güçlendiricisi çalışsa 101 ama şu an 100 seviye. Yüzlüklerimiz 99. 98 seviyeli bayağı isim var. Hakan Çalhanoğlu 99. Sol beke Hernandez'i çekmiş. Şöyle baktım da değiştirelim mi diye, Saka var. Kalsın orada. Şimdi bir 300 garanti koyar. 3063'e rahatlıkla ulaşabiliriz. Üzerine de ben ekleyeyim. Bir 10 eklesem 3073. 2 daha ekleyeyim. Bari yuvarlayayım. Ben 3075 dedim arkadaşlar. Yani ulaşmışızdır herhalde. Kadro güzel. Çok düşük seviyeli isimler yok. 3080 de çok yukarıdan geliyor bana. Oraya ulaşmamışızdır herhalde. Ben 3075 dedim. Bir daha bakalım. 98'liklerimiz de çok fazla. 3075. 4'e düşürmüyorum. 6'ya da çıkarmıyorum. 3075 dedim. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi menajerimizi değiştirelim. Luis Romano'yu seçtik. 88'lik menajer. Bir de 80'i geçiyormuş. Yok ya. 75 dedim ben. Vay be, yaklaştım ama tutturamadım. 3078. Kadroya bakalım. Bu şekilde. En yüksekleri ilk 11'e alalım diyeceğim. Şu stoperi değiştiremiyoruz. Dizilişte de değiştirmeyelim bari. Evet, bu A97'liğimiz var orada. Bu futbolcu 94'ten 97'ye çıkıyormuş. Keşke bir seviyede alsaydı. Kadro güzel. Kısa süreç içerisinde çok fazla hediyelerle birlikte böyle bir kadro oldu arkadaşlar. Çok yüksek seviye. Kadro dışında da fulleyeceğimiz daha birçok isim var. Taş gibi kadro, rahatlıkla maç oynanabilir. Futbol liginde bayağı bir klasman atlayabiliriz bu kadroyla. İşimizi görecek, işimize yarayacak çok fazla futbolcu var. Değişik profillerde futbolcular var. Hızlı kanatı da var. Tekniği yüksek isimler de var. Orta sahaya bakıyoruz. İşte kenarda Hakan, Kevin De Bruyne. İlk 11'de Bellingham, Luka Modric, Jorginho. Değişik değişik Xhaka var mesela. İtalya'dan çıkardığımız Locatelli'ler, Diğer Doz. Değişik profillerde, oyun tarzlarında oyuncular. Bir de bu kadroyu ligimde bakalım. Özellikle de hız hızlı ama övesi varsa, o zaman onu aldık mı kadro gücü bayağı bir artıyor. Yine de Manchester City'yi seçelim. Orada Foden var. Yüksek seviyeli kadromuzda olmayan. Puan takas et diyeceğiz. 15.000 puanımız var. Kiralık oyuncular 3.000'i öğeye vereceğiz. 12.000'imiz var. Aslında Drogba, Ruben Dias çok da yakışır. Ferdi Kadıoğlu da 6.900. Şimdi biz Drogba'yı alsak 8.000 desek geriye kalıyor 7.000. 4.000'lik bir şey almamız lazım. Rice'ı alabiliriz aslında. Buradan Foden filan. Şöyle yapalım. Rice'ı bir alalım. Uyguna satılıyor. Bizde de yok. O kadar defansif orta sahamız var. Bir tane daha almış olduk. Drogba'sız kadro olmasın. Drogba'nın bu kartı çok iyi duruyor. Kart tasarımı da güzel. Geriye 4.200 kaldı. Ligim öğeleri. Hızlanma var mı? Ah, hızlanma varmış. Alçaktan pas agresif. Biz hızlanmayı alalım arkadaşlar. 3.000'i de bastık. Şimdi kadromuza bakacağız. Hızlanma ne kadar arttıracak? Aldıklarımızı da kadroya yerleştirelim. Drogba 88'lik normal bir menajerde kaç seviyeye kadar çıkıyor? 103 seviye. Şöyle hemen ileriye yerleştirelim. Diğer ismimiz Rice'dı. Onu da düşük seviyeli bir isimle değiştirelim diyeceğim ama artık düşük de kalmadı. 98'likler var.
3088'e kadar çıkarıyor. 99 oldu Ryze'da. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım hızlanma ve ne kadar arttıracak? 3100'ü geçeriz ama. 3134. Drogba 105 oldu. Mbappé'nin ihtiyacı yoktu. O zaten aynı kaldı. Modric'in 2 seviye arttırdı. Kunde 102 oldu. Stoperimiz 101 olmuş. Bastoni 98'den çıktı. Kalecimiz kaçmış? 96'dan 100'e. Abi Kimmich 102. Kenarda yüzlükler. Rice 101. Hakan Çalhanoğlu 101. Xhaka 101. Morata 100. Erling Haaland 100. Kevin De Bruyne 100. Birçok oyuncuyu etkiledi ama. Yamal'ı etkilemedi. Adamın hızlanma değerleri çok iyi. Mbappé'yi de mesela etkilemedi. Vinicius da 99'du galiba. O da etkilenmedi. Çünkü onların hızlanma değerleri yüksekti. Fakat Saka bir seviyede olsa aldı. Jorginho da 102. Hediyelerin en çok verildiği zamanda 72 saatte güçlü bir kadro oluşturmak istiyorduk. Hediyeler çok güzeldi. Yüksek seviyeli futbolcular vardı. Üzerine biz de güzel açılımlar yaptık. GP ile mesela Vinicius Junior geldi. Herhangi bir GP harcamadık kendisine. İtalya Ligi'nden de 94'lük birçok futbolcu çıkardık. 92-93'lük bir tane geldi o son açılımda. Tüm bunları düşündüğümüzde güzel bir hesap, şanslı bir hesap aslında. Bu kadar hediye ile birlikte de bu kadar kısa sürede 3078 kolektif güce kadar ulaşabildik. İnşallah daha güzel futbolcular sizlere en azı futbol parasına hatta bedavaya gelir. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.